Gidip hükümetinizde söyleyiniz. Ahmet Paşa bizim dostumuzdur. Ve Osmanlı Sultanı dostuna sadıktır. Soyu sopu belli olmayan kimsesiz bir kızla mı izdivaç yapacaksın Mehmet? Sence münasip mi? Ailesinin kim olduğu ya da olup olmadığı benim için hiç önemli değil. Gülcemal her açıdan mükemmel bir insan. Haritalar Seraskerlik'ten alındığında ancak güçlü birinin yaptığını anlayacaktı Abdülhamit. Biz de suçu Mehmet Reşat'a yıktık. Hikaye şu Mehmet Reşat Efendi. Bize ihanet ettiniz. Haritaları Seraskerlik'ten çıkarıp sefaretlere verdiniz. Size birileri gelecek. İhanetinizi kuvvetlendirmek için yanınızda olduklarını söyleyecekler. Yanınıza gelenlerin kim olduğunu bize söyleyeceksiniz. Darül Hayri aileden kaçan çocukla alakalı havadis var. Hayırdır inşallah? Zaptiyeler çocuğu bulmuş sultanım. Ah, çok şükür. Hünkârımızın da sizin de yüreğiniz ferah olsun. Joris'in de Guriyev'in de göreceği son silah kafalarına sıktığım olacak paşam. Eyvallah halalet. Ahmet Paşa'nın yeri yanımızdır. Siz bilirsiniz. Hünkârım. Müslümanların eziyet çekmesine gönlüm razı olmaz dediler. Gittiler. Rus sefaretine teslim oldular. Şah Paşa! Bizden izinsiz bu nasıl olur? Elbet her şey için bir tertibimiz vardı. Lüzumsuz yere kahramanlığın zamanı mıydı? Mani olamadım hünkâr. Bidar Sultan Nurettin Efendi'nin mürebbiyesi olmamı istedi. Bursa'daki mektep içinde münasip birine bakacaklar benim yerime. Sen ciddi misin? Guriyev beni sana iyi anlatamamış sanırım. Ben parayı almadan hiç kimseye tek bir mermi bile vermem. Ahmet Paşa'nın sorgusundan kurtulmuşsun. Evet. Suçu masum bir adamın üzerine attım. Bütün şüpheler onun üstünde toplandı. Kovdular saraydan. Nasıl yaptın bu işi? Odanın anahtarını Kirkor Efendi'nin odasına sakladım. Sonra da Ahmet Paşa'ya benden çaldığını söyledim. Görüştün mü Mehmet Reşat'la? Görüştüm. Söylediğiniz gibi. Cem Sultan'ın gizli divanını karşı koyamadım. Gelecekmiş. Yeni mekanımızda buluşacağız. Tevfik Fikret'ten söz aldım. O da gelecek. Tabii muhalif muhariller de. Aferin, aferin. Mehmet Reşat'ın muhaliflerinin olduğu bir ortamda görünmesi Abdülhamid'i endişelendirmeye yeter. Gördüklerime inanamadım. Gustav Efendi'nin yangın yerinde bulmuş olduğu rütbe defterde de kayıtlı Ahmet Paşa'ya ait. Rus çarı sizin ne kadar kabiliyetli birisi olduğunuzu biliyor. Eğer kabul ederseniz sizi Kırım valisi olarak atayacak. Kusura bakma, başka bir yol bulamadım. Bir kurşun anlaşmayı tek taraflı bozdu. Müslümanlığın köhnemiş, Hristiyanlığın ise aydınlık olduğunu söyleyin. Buraya gelen yeni çocukla da alakadar olmalıyız. Onu da aramıza katmak için çalışmalıyız. Ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü oluruz. Ahmet Paşa esirimiz değildir. Ya nedir peki? Çarımızın tebaasıdır.